Değerli seyirciler, geçen hafta Türk lirasının değerini kaybetmeye devam edeceğini belirtmiştik. Özellikle ekonomi programının açıklanmaması Merkez Bankası'nın elini çok zayıflattığını, bu nedenle Merkez Bankası'nın müdahalesinin ancak faiz olabileceğini söylemiştik. Tek enstrüman da buydu. Nitekim dolar şu an 7.50'nin üzerinde, euro da 9.01'in üzerinde. Peki son bir haftada neler oldu? Kısaca ona bakalım. Dünyada parasal genişleme devam ediyor. Bu da Amerika'da ve diğer ülkelerde, gelişmiş ülkelerde enflasyonist baskıyı artırıyor. Enflasyonist baskının artması sonucu faizlerde yukarı çıkmaya devam ediyor. Amerika dün 1.9 trilyon dolarlık yeni yardım paketini, pandemi paketini onayladı. Bu Amerika'da biraz daha faizlerin artacağını, enflasyonun ve faizlerin artacağını gösteriyor. Peki Türkiye'yi nasıl etkiler? Bu Türkiye şu şekilde etkiler. Türkiye'ye gelen sıcak para şu an, çünkü kalıcı para gelmiyor, sabit sermaye yatırımı gelmediği için bu sıcak para Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde Amerika'ya geri döner. Çünkü Amerika'daki 10 yıllık faiz oranları 1.53'lerin üzerinde şu dakikalarda, 1.51 ile 1.57 arasında gidip geliyor. Peki Merkez Bankası 18 Mart'ta toplanacak para piyasalı kurulunda nasıl bir karar alabilir? Merkez Bankası'nın şu an elinde ki tek silahı faiz. Faizin dışında maalesef siyaset elinde fazla bir güç bırakmadı Merkez Bankası'nın. Şu ana kadar da yaklaşık 4,5 aydır ekonomik reformlar açıklanmadı. Ekonomik reformların açıklanmaması Merkez Bankası'nın elini sürekli zayıflatıyor. Merkez Bankası dediğimiz gibi her zaman ancak alevi söndürebilir. Ama yangın içten içe devam eder. Yangın içten içe durdurulabilmesi için tek yol var. O da kalıcı ekonomik reformların açıklanması ve bu reformdan da inandırıcı olması. Şu an piyasaya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın artık elindeki silahın giderek zayıfladığını, bir girdaba doğru gittiğini görüyoruz. Ama ekonomik reformların buna karşılık ne zaman açıklanacağı da henüz belli değil. İşte bu nedenle dolayı önümüzdeki günlerde doların yalnızca içsel nedenlerden dolayı Türk lirası karşısında değer kazanması kaçınılmaz gibi görünüyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmelere baktığımız zaman oralardaki faiz artışları da yine gelişmekte olan ülkelerden, Türkiye'de dahil olmak üzere, yabancı paraların, yatırım sıcak paraların kaçacağını gösteriyor. Peki buna karşı ne yapılmalı? Yapılması gereken en önemli şey, Merkez Bankası'nın bir kere önümüzdeki hafta 18 Mart'ta yapacağı para piyasaları kurulunda faizi minimum 50 ile 1 puan arasında artırması gerekiyor. Yani 100 baz puan diyoruz biz buna. 100 baz puan arasında artırması gerekiyor. Peki artırmazsa ne olur? Artırmazsa önümüzdeki günlerde doların nereye gideceğini kimse kestiremez. Peki bunun için siyasetin ne yapması lazım, siyasetçilerin? Bunun için bir an önce ekonomik reformları ve inandırıcı bir şekilde açıklaması gerekiyor. Hukuki reformları açıkladılar. Bir kısmı doğru geldi, bir kısmı yanlış geldi, bu tartışıldı. Ama önümüzdeki dönemde mutlaka ekonomik reformların inandırıcı şekilde açıklanması gerekiyor. Aksi takdirde Merkez Bankası'nın elindeki faiz kozu da artık işe yaramaz hale gelebilir. Çünkü enflasyonun yükseleceği kesin. Enflasyon yükseldikçe faiz de artacaktır. Şu an şu hesabı yaptığımız zaman zaten faiz artırılması kaçınılmaz görüyor. Türkiye'de 15-61 civarında bir enflasyon var. Verdiğimiz faiz 17. Arada 1.39 puanlık bir fark var. Amerikan ise şu an 1.57 faiz veriyor. Amerikan bonolarına yatıranlar 1.57 kazanıyor. Dolayısıyla 1.39'a mı gider yatırımcı, 1.57'ye mi gider? Elbette ki daha yüksek getirisi olan 1.57'ye gider. Merkez Amerika'nın 10 yıllık hazine bonolarına gider. Bizim bunun kalıcı hale gelmesi için, Amerikan bonolarına gidecek parayı önünü kesmemiz için yapacağımız tek şey, en azından sıcak parayı tutabilmek için yapacağımız tek şey reformları açıklamak. Reformlar açıklandıktan sonra Türkiye'deki ekonomik stabilite sağlanabilir. Belli bir ölçüde sağlanabilir. Bu sefer kalıcı sermaye de gelebilir. Çünkü gelen şu an sıcak para yalnızca dediğimiz gibi alevi söndürüyor. Yoksa kalıcı olarak ülkenin problemlerini çözmüyor. Ülkenin problemlerini çözmek tamamen şu an siyasetin eline geçmiş durumda. Eğer 18 Mart'ta Merkez Bankası'na faiz artırmayacaksın diye baskı yapılırsa dolardaki yükselişin nereye gideceğini şimdiden kestirmek pek mümkün değil. Önümüzdeki hafta hep beraber göreceğiz. Onu da beraber yorumlayacağız. Şimdilik hoşçakalın.